Murat Şahin, tır kamyon dinlenme belirlik tesisi müdürü. Murat Bey, bugün itibariyle akaryakıta zam geldi. Bu kamyoncu ve tır esnafına nakliye konusunda nasıl yansıyacak? Çok ızdırap verici şekilde yansıdı. Şoförler şaşkın durumda. Fabrikalarla yapılan önceden yapılan anlaşmalar var. Mecbur uymak zorundalar. Bu vaziyette insanlar kazancının yarısını mazot ve köprü yollara vermek zorunda kalıyorlar. Peki kamyoncu esnafının, tırcı esnafının sorunları sizden alsak nelerdir? Kamyoncu esnafının bize burada intikal eden en önemli sorunu Avrupa yakasına, Asya yakasına veya Asya'dan Avrupa'ya geçiş. Teki ızdıraplar. 90 kilometre yolun uzadığını söylüyorlar. Bunun haricinde çok pahalı köprü geçiş ücreti olduğunu söylüyorlar. Bu bir de bu mazot zammı iyice tuz biber ekti diyorlar. Çok zordayız, zordayız diyorlar. Peki bu gelen mazot zammı ile birlikte nakliyeci esnafı ne yapacak? Nakliyeci esnafı malını taşıdığı fabrikalar ve büyük holdinglere bunu yansıtmaya çalışacak. Ama yansıtmaları da çok zor oluyor. Çünkü ben seninle anlaşma yaptım diyor firmalar. Bu zarar ya kamyoncunun cebinden yahut da lojistikçinin cebinden çıkacak. Başka çaresi yok. Evet. Devletin yapacağı bir şey yok. Peki normal taşımacılıkta da, nakliye taşımacılığında da fiyatlar herhalde yükselecektir. Yükseltemiyoruz. Bir anda yükseltme mümkün değil. Çünkü demin de bahsettiğim gibi fabrikalar veya depolarla yapılan anlaşmalar var. Belli kilometre anlaşmaları var, belirli il anlaşmaları var. Bundan zam istemek için çok büyük zorlanılıyor. Bu zammı belki alabilir ama alması da çok zaman aldığı için o zammı alıncaya kadar aldığı zam da gidiyor. Kamyoncu milleti perişan hemşerim, perişan. Perişan. Cuma günden beri yatıyor. Evet, Ya yine zam gelecek. Akşam yine zam var hemşerim. Yatma, niye yatıyorum? İş zam var. Para kadar. Nasıl olacak? Yasada kurtulacaksın. Ya da yakıp kurtulacaksın. Başka olur mu? Yok. Maliyetler attı. Maliyetler hep sattı zaten. Kardeşim sigortaya baş edemiyoruz. Borcumuzu ödemiyoruz hemşerim. Bir tane lastik almaya kalksan arabanın altına 1300 lira. En kötü lastik. Aldı da kadar arabanın altına. Gittik ötödüğün yük 1 lira. Bir tane lastik gümülesen tamam. Cebinden 300 lira para vereceksin, lastik alacaksın. Onun için hemşerim, kamyoncu perişan. Perişan. Kimse halini derdini dinleyen yok hemşerim. Ulaştırma Bakanlığı'na yazı yazdım ben 50 kere. Biz sizi temsil etmiyoruz diyor kardeşim. Bizim başımız yok. Baş olmayanın başı olmaz hemşerim. Herkes zenginin parası var, fakirin çenesi var. Olay budur hemşerim. Paramız yok, bulumuz yok. Benim adım Mehmet Yedidağ. 7 yıldır kamyonculuk yapıyorum, tırcılık yapıyorum. Kayserliyim. Bu sektör bizi babadan geçme. Buradaki çoğu insanlar babadan kalan bir mirastır bu iş. Yalnız hükümet olarak demeyin. Bu ülkenin başına kim geldiyse en çok darbeyi vuran kamyoncu sektörüydü. Şuradaki araçların hepsine bakalım. Altında bir tane lastik yoktur. Sadece önlerinde, o da mecburiyetten alıyoruz. Canımızdan dolayı. Gelelim şeye. Kabir dediler bize, aldık. 25 milyar. Serece dediler, aldık. 1 milyar. Psikoteknik dediler, aldık. Bizim her şeyimiz tamken bize uygulanan Kabir C1 dalgası, bugün Yunanistan'dan gelen adam taşımayacak buradan Kayseri'ye yük şehirler arasına. Ama ne yazsa adam gidiyor oradan 50 kuruşa 1000 liraya mazot alıyor. Buradan geliyor bizim işimizi alıp gidiyor. Biz bu adamla nasıl rekabet edelim? Aynı şekilde Doğu Beyazıt. İran'da, Irak'ta kaçakçıları engelleyemiyor. Bize sekte vuruyor. Burada 3-5 tane büyük firma var. İsim vermiyorum. Bunlara fabrikalar işler veriyor. Bunlar bize atıyorum 1000 liraya, 1,5 liraya aldığı işi 1000 liraya veriyor. Bunların başına gelecek. Yazıhanelere girelim. Nakliyeci. Nakliyeci benim abi. Nakliyeci benim. Nakliyeci buradaki komisyoncu değildir. Bu nakliyeci komisyoncularının benim bir sürü belgem varken
O adamların da H1 belgesi vardır. Şurada yazıhaneye girelim. Beşli belli başlı. Hani isim vermiyorum, reklam yapmıyorum. Belli başlı kişilerin H1 belgesi vardır. Bu insanlar yapsın. Bu insanların koyduğu kilometre bazına ben çalışırım. Ama diğer 3-5 tane çapulcunun, bizi bıraktıkları ellere çapulcunun elinde ben şey yapmam. Peki bugün itibariyle akaryakıta yeniden zam geliyor. Bu nasıl yansıyacak? Bu nasıl yansıyacak? Abi olan hiçbir şey olmayacak. Bizim nakliyelerimiz gene aynı olacak. Bu sefer biz de ne yapacağız? Devlete vergiden, KDV'den, ÖTV'den, kaçak faturadan, şuradan buradan çıkartmaya çalışacağız. Başka bir türlüsü yok. Ha, gemici 3 liraya gider denizde sefa sürer, kamyoncu 5 liraya yollarda sefillik çeker abi. Başka bir şey yok bunun, açıklaması yok. Maliyetler çok yüksek. Maliyetlere yetişemiyoruz abi. 350 milyon bugün köprü paramız var bizim. Kayseri'den kamyonun buraya geliş fiyatı 2000 lira. 2000 liranın bunun 1500'ünü rahatla yakıyor bu araba. 1500'ünü yakan araba 350'de köprü verdiği zaman 150 lira para kalıyor. Yemek mi yiyecek, arabasına lastik mi alacak? Ha bir umuttur diyor ki tekeri dönmezse de batacak, tekeri dönse de. Teker dönse biraz daha zaman uzatıyor, teker dönmezse lanet olsun diyor, çekip gidiyor. Ya bize bu ülke, ya yani bu işi terk et diyor, ülkeyi demeyeyim, ülkemizi hiçbir zaman terk etmeyiz. Ya bu işi terk et diyor ya da bildiğin işi yap diyor abi. Bizim hani yanlış anlamayın, kamyoncu dediğiniz zaman düşük seviyede, hani düşük kültürlü insanlar geliyor ama biz her şeyi görüyoruz, her şeyi biliyoruz. Sadece anlatmaya ve sahibimiz olmadığı için çaresiz kaldık. Bir K1 belgesi 18 milyar para ödemişim ben. Şu anda 18 milyara belge almışım. Bir aracı olan varsa bir araç kayıt yapsınlar, 5 aracı varsa 5 araç. Bugün benim olmayan 6 tane araç adıma kayıtlı. Neden? 35 ton istihap haddini düştüğümüz zaman belgemizi iptal ediyor, otomatik olarak belgeyi iptal ediyor. Bu da ne demektir? Zenginler çalışsın, büyük firmalar çalışsın, bir iki kamyonu olan vatandaş gitsin onlara şoförlük yapsın. Benim şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu eğer hakkımda bir soruşturma açacak olsa, adımı olan 5 tane araçta hiçbir sigortalı şoförüm yok. Bana yazacağı SGK'nın cezası satacağım araba yetmez. Bu nedir? Kanunların, prosedürlerin yanlış oluşu. Gemilerde, yatlarda manitalarını dolaştıran, keyif süren, sefa süren insanlar 3 liraya mazot alıyor. Memleketin yükünü taşıyan kamyoncular 5 liraya mazot alıyor. Bir kamyoncunun göstergesinde çalışmaz. Her kamyoncunun çubuğu vardır. Ya 1 santim mazot vardır ya 3 santim. Fazla mazot alamıyoruz. Neden? Çünkü aldığımız paralar, şu anda yük almışım, gidiyorum 500 liraya, 300 lirası yakıttır, 200 lira, 100 lirası komisyonla köprü, garaj parası. 100 lira parayı ben kamyonuma mı yiyorum yasayım, yoksa kendime mi? Peki bu gün gelen akaryakıt zammı nasıl yansıyacak nakliyecilere? Akaryakıt zammını nasıl yansıyacağı kamyoncunun perişan olması demektir. Bak hepimizin ayağı üstü, biz ev geçindiren insanlar. Arkadaşlar Allah rızası için söyleyin. Kamyonu çalıştırıp evimize ekmek parası götüreceğimiz yerde evimizde çalışan kadının kızın parasını alıp sigortamıza, muayenemize ek yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Yalan mı kardeşim? Biz eğer kadının kızın çalıştığı parayı kamyona ekleyecekse niye yapıyoruz? Aksi takdirde bizim o kadını, çoluğu çocuğu çalıştırmayıp ekmek götürmemiz lazım. Ama baştakilerin, zenginlerin yaptığı oyunlar bizi iyice bitirdi. Kamyoncu camiası bitti. Para kazanamıyoruz. Hiçbirimizin arabasının altında lastik yok. Abi. Yönetilmiyorsa senin, biz bitmişik demektir ya. Senin sorununu ben anlatmak için buraya geldim. Abi sen duymazlar, silerler. Ya sen konuşursan. Ya ben şey. Anıl Erkesim'im. Nakliye firmasının sahibiyim Çorlu'da. Anıl Bey, bugün itibariyle akaryakıta yeni bir zam geldi. Hı hı. Bu kamyoncu esnafını, şoför esnafını, nakliyeciyi nasıl etkileyecek? Valla şu an arkadaşlar, zaten şoför arkadaşlar sersemlemiş durumda. Yaptığı hesaplar sürekli şaşıyor. Ufak ufak zaten gelen, sürekli gelen zamlar var. Yani bundan öncesi de var işin aslı, sadece bugünkü değil. Bunun haricinde daha önce gelen yapılan köprü konusu çok fazla sarstı şoför arkadaşları. Millet işin içinden çıkmaya bakıyor ama çıkamıyor.
Şu an için kazanamıyorlar. Ya Bağkurlarını ödeyemiyorlar, ya vergi dairesini ödeyemiyorlar, ya mazotçuları ödeyemiyorlar. Şu an için durum bu. Şoför arkadaşların durumu kötü. Peki maliyetler tekrar yükselecek muhtemelen. Tabii. Bu piyasaya, ekonomiye ya da fabrikalara nasıl yansıyacak? Ya da yansıyabilecek mi? Yansıyacak, mecbur yansıyacak. Bunu yansıttığımız zaman ihaleli işlerimiz oluyor mesela. İhaleli işlerde zarar etmeye başlıyoruz. İstediğimiz, teklif verdiğimiz fiyatları gönderemiyoruz. Adamlar haklı olarak gidemiyorlar. Dolayısıyla burada biz de zarar etmeye ediyoruz. Bunları yansıtmaya kalktığımızda müşterimizle ters düşüyoruz. Olmuyor. Onlar da kendi mallarına yansıtmak zorunda kalıyorlar. Yani bu bir zincir. Bu şekilde de devam ediyor ne yazık ki. Tekin Tavlı Emre Nakliyat'ta çalışıyorum. 22 yıldır bu meslekte görev almaktayım. 22 yıldan beri yalnız bu sektörde görev aldığımdan dolayı inanın ki bu sene ve geçtiğimiz senelere baktığımızda özellikle bu sene için çok sıkıntılar yaşamaktayız. Yaşadığımız sıkıntının en başında mazot zammı ve araçları vergi ÖTV'nin zamlarından dolayı araç alımı yapamıyoruz son 5 yıldır. Ama özellikle belirttiğim gibi bu sene içinde bayağı bir zorluk yaşadık. Özellikle bir de mazot zamlarını özellikle hükümetteki işte bizi yöneten Ulaştırma Bakanı'na daha kadar mesaj attık, mail attık ama hiçbir sonuç alamadık. Almamamızın nedeni de işte Türkiye şartları bunu el veriyor gibi kesip atıyorlar. Hiçbir müdahale edilmiyor. Mazot olmuş 5 milyon. Şoför arkadaşları izah edemiyoruz. Bünyemizde çalışan şoför arkadaşları da izah edemiyoruz. Şoför arkadaşı diyoruz idare edecekse hükümet zam yapıyor. Şoför arkadaşı diyor ki hükümetin zamını ben anlamam. Ben evime ekmek götürmem lazım diyor. Şoför arkadaşına bakıyorum o da haklı. Kendime bakıyorum ben de haklıyım. Hükümete bakıyorum biraz haklı. Peki bugün yine bir zam var. Evet onu biliyoruz. Bildiğimiz için bayağı bir moral bozukluğumuz var zaten. Nasıl yansıyacak bu taşımacı? Taşımacı büyük oranda %100 yansır. Neden yansır diyeceksiniz. Şimdi verilen zamlara baktığımız zaman 17 kuruş, 20 kuruş size bize veya diğer dışarıdaki vatandaşa cazip geliyor ama bizim için büyük maliyetler söz konusu. Mesela örnek olarak bir Hakkari'ye gönderdiğim araçta diyelim ki 1000 lira yakan bir araç 17 kuruş göze almadığımız rakam bize 300 liraya 400 liraya gibi büyük rakamlara tekabül ediyor. Ama bunu dışarıdaki sıradan bir arabası olan vatandaş, taksisi olan vatandaşa sorduğunuz zaman 17 kuruş ne olacak diyor. Kesip atıyor fakat biz taşımacılık yapan esnaflar için çok büyük rakamları telaffuz ediyoruz. Çünkü yaptığımız araçlarımız 1502 kilometre yol yapıyor. Bunları da 17 kuruştan baz aldığı zaman ortaya ciddi bir rakamlar söz konusu. Bundan dolayı diyor ki bu zamları biz inanın ki yani sizin vasıtanızla, İhlas Haber Ajansı'nın vasıtasıyla yetkililere ulaştırmak istiyoruz. Mümkün mertebede kamyoncu ve nakliyeci esnafına kulak aslında diyoruz. Türkiye'nin bel kemiğidir. Türkiye'nin ekonomide olsun, sanayide olsun taşımacılık deyip de geçmeyeceğiz. Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın biliyorsunuz size takdir ederseniz ki lojistik üstü olma yolunda ilerliyor Türkiye. Bu kapsamda bu fiyatlarla nasıl olacak? Soru işaret ediyorum ben. Hükümetimiz nakliye ve şoför esnafına biraz değer verirse inanın ki Türkiye ve dünyada lojistiğin ana merkezi olacağına kalbi yürekten inanıyorum ben. Çünkü dediğimiz gibi ben eski gümrükçüyüm aynı zamanda uluslararası nakliyede çok önde görevler yaptım ben. Ama Türkiye lojistik üstü dünyada olmak istiyorsa şayet hem yakıt konusu hem araçlardaki ÖTV vergileri mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve şu anda bir araştırma yapılmasını arz ediyorum ben bizi yöneten kişilerden. Şu anda Türkiye şartlarına baktığınız zaman geçtiğimiz yıllar oranla çok aşırı derece araç bağlanma söz konusu oldu. Yakalanma. Neden? Çünkü şoför arkadaşlar ödeyemiyor. Vergisi ödemiyor, SSK'sı ödemiyor, barkodu ödemiyor. Biz nakliyeci esnafına geldiğimiz zaman vergimizi ödeyemiyoruz. Sadece mazot konusu değil. Mazot konusu bizim başlı başına bir sıkıntımız. Fakat diğer sıkıntıları göz ardı etmemiz gerektiğini izah ediyorum. Evet.